Nasıl başlasam? Neyse başlamayayım. Direkt konuya gireceğim. Hiç uzatmayacağım. Allah vere dala vere olmasın. Merhaba. Selam. Şimdi öncelikle şunu bir söylemek istiyorum. Önceki paramedik videomun altına milyon tane yorum geldi. Tabii milyon değil de yani bir sürü linçler, bir şeyler. Sevmiyorsan bu mesleği yapma. Neden mesleği kötüledi? Herkes oturup mesleğin iyi taraflarını, bilmem neleri. Hep herkes şuna alışmış. Her şeyin iyi tarafı yükseltilsin. Kötü yanları göz ardı edilsin. Ben size bütün açıklığıyla her şeyi anlattım. İyi tarafını da kötü tarafını da anlattım önceki videoda. Ya bugün nasılsa, bugünkü durum nasılsa ben size onu aktarmaya çalıştım. Kötü taraflarıyla da tamam ben bu mesleği yapabilirim diyorsanız eyvallah o zaman başlayın demek istedim. Ama herkes demek istediğim şeyi yanlış anlamış. Önce buna bir açıklık getireyim. Ondan sonra sizden bana gelen paramedikle ilgili soruları cevaplamaya başlayacağız. Buyurun ilk sorumuzdan, ilk yorumumuzdan alalım. Şimdi Buratcan isimli video güzel hoş da sürekli mesleği kötülemişsin. Bir paramedik olarak bunu düzeltmek istedim. Birinci, biliyoruz ki ülkemizde atamalar konusunda hemen hemen her mesleğin atama sıkıntısı var. İlk girişte kazanamasan bile eğer düzenli bir çalışma yaparsan ikinci girişinde kazanman %95. Kendim ve arkadaşlarımla deneyimlerimle bunları söylüyorum. Bir saniye. Ben ne dedim peki önceki videoda? Ne dedim peki önceki videoda? Mesleğin atama puanı 96 ile başlıyor. Ama eğer düzenli şekilde çalışırsanız atanabilirsiniz. Aynı şeyi söyledim. Neden bunu yazıyorsun yani? Maaş konusunda evet 4300 TL sabit ama yemek parası ve istersen ek mesailerle bunu alt yapan arkadaşlarım var demiş. Tamam. Ben de aynı şeyleri söyledim ama bunu maddeler halinde yazıp sırf bana muhalefet olmak için yazan o kadar çok insan var ki. 145 kişi beğenmiş yorumu. 3. Evet zor bir meslek. Doku kaybı, ölüm, üzüntü. Bunlara şahit olma olasılığınız çok yüksek ama şu unutulmamalı ki hayatımı kurtardığınız. Bir insanın size hissettirdiği duyguyu parayla satın alamazsınız. Videodaki arkadaşımızın zorluklarını söylemiş ve ben gerçekten faydalı buldum söylediklerini. Bu mesleği teşekkür ederim. Ben bunu kötü yorum sanmıştım. Evet. İçinde olan birisi olarak gerçekten bu mesleği isteyenler için tavsiyem oturduğunuz bölgedeki istasyona gidip rica ederek onlarla konuşup fikirlerini almanızı öneririm. Her insanın yapabileceği bir meslek değil. Ne var ya ben yaparım deyip tercih etmeniz sizi sonra üzebilir. Evet. Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bak teşekkür ederim bu arada yorumun için. En başta birazcık sana çemkirdim. Çünkü kötü bir yorum sandım. Söylediği gibi mesleğin kötü tarafları da var. İyi tarafları da var. Ve önemli olan bunların hepsini kabullenerek o mesleği tercih edebilmek. Yani günlerdir meslekleri araştırıyorum. Hep duyduğum sözler. Atama puanı çok yüksek. Özel sektör alımı çok az. Okuma hevesimi elimden aldınız. Teşekkürler. Neden bu kadar üniversitesi ve bin bir çeşit bölüm var? Biz öğrencilere çok yazık. Açıyorum sizi. Bize arkadaşlar yazmış. Yanlış yazmış. Evet doğru söylüyor. Şimdi şöyle liseye ilk başladığım dönemlerde özel liseler falan yoktu. Sonrasında sağlığın özel liseleri açıldı. Üniversiteye geçişler başka bölümlerden mümkün oldu falan falan derken artık o kadar çok mezun var ki ve artık yani çalışma şartları çok az. Özel hastaneler paramedik açısından hemşire olursanız o zaman özel hastanelerde çalışabilme şartınız, imkanınız daha fazla. Ama eğer paramedik olursanız sizi sadece acil servise ve yoğun bakıma alabiliyor. Yani devlet aslında size okumak için fazla imkan sunuyor ama işe giriş için az imkan sunuyor. Maalesef bu böyle. Doğru. Argolop isimli birisi demiş ki keşke bölümü kötülemek yerine bölümü anlatsaydın tamamen saçmalık demiş. Biri de demiş ki doğrular tamam en büyük sensin demiş. O da demiş ki en büyük Allah. Tamam gülmeyeceğim. Yani mesleği kötülemek değil ki ya. Ben doğruyu söylediğimi düşünüyorum. Soru yok mu peki hiç? Paramedik puanları bu sene çok yükselir mi demiş ama 10 ay önce de söyledim arkadaş. Ekipler 3'er kişilik oluyor. Şoför, ATT, paramedik. Ama bu her üçünü de şoför dahil hepsini paramedik yapmayı düşünüyorlardı. Bu da bence fazla alım olduğu için puanları aşağıya çekebilirdi. Ama şu an öyle değil diye düşünüyorum. Yeni istasyonlar açılmıyor mu? Evet açılıyor. Hastanelerin acil servislerinde çalışabiliyorsunuz. Bu şekilde yeni hastaneler falan yapıldı. Şehir hastaneleri vesaire vesaire. Bilmiyorum bu yıl puanlar ne olur. Ama şunu da düşünmek lazım. Karantinalar, bilmem neler, insanlar evde kaldılar, çalışanlar evde kaldılar, öğrenciler evde kaldılar.
aldılar. Bence bunun çok büyük bir etkisi olacak KPSS'de. Millet deli gibi ders çalışmış olabilir. Aksine çalışmamış da olabilir. Bence bunun çok büyük etkisi olacak ve puanlar çok daha yükselecek. Tabii 96'dan daha ne kadar yükselebilirse. Üniforma olayı stajda zorunlu mu? Zorunluysa üniforma ile hastaneden çıkmak sorun mu? Şimdi şöyle, sizin üzerinizde üniforma varsa eğer, benim bildiğim bu, dışarıda bir olay olduğunda sizin buna yaklaşımınız daha farklı olacaktır. Hatta şöyle bir şey duymuştum, ne kadar doğru bilmiyorum ama kesin konuşmayayım, yine linç yemeyelim. Üzerinizde üniforma varken dışarıda bir olay olduğunda sağlık durumuyla ilgili buna müdahale etmeniz gerekiyor diye biliyorum. O yüzden genelde üniformayla git gel yapmak birazcık sıkıntı. Hele şu Covid döneminde üniformayla git gel yapmak daha büyük sıkıntı. Hastanenin bütün pisliği zaten üzerinizde oluyor. Onu eve taşıyorsunuz falan. Genelde bütün hastanelerde, devlette aynı mı bilmiyorum ama özel hastanelerin çoğunda üniformayla gidip gelmek yasaktır. Şu an atama konusunda fikriniz nedir? 2 yıllık tercih olarak ne yazmalıyım? İş imkanı ve maddi olarak hangi bölüm tercih edilmeli? Yardımcı olursanız sevinirim demiş. Charm, G, C, S, Şamsi. Bilmiyorum. Teşekkürler. Bilmiyorum ama ben nereden bileyim bilmiyorum. Peki ambulans şoförünün maaşı ne kadar? Aynı. Sen oradaki ambulans şoförüyle paramediğin maaşı bir tık farklı olabilir de ne deniyor ki ona? Ha, sabit ücret olarak aynı. Çünkü çoğu ambulans şoförü de artık ATT ya da paramedik olduğu için çoğunun aynı. Daha önceden şoförler özel sektörden anlaşmalı olarak geliyorlardı. Şey gibi. Mesela özel bir şirketle anlaşması olan güvenlikler olur. Farklı farklı yerlere iş için gönderilir ya. O güvenlikler gibi aynı şekilde şoförler de öyle oluyordu. Şeyle, şirketle anlaşması oluyordu. O şirket istasyona o sürücüyü veriyordu. O şekilde çalışıyordu. Bilmiyorum nasıl oluyor. Özel mi sayılıyor devlette olduğu için? Yine sabit maaştan mı gidiyor? Aynıdır bence. Aleyna Karagöl. Merhabalar. Sizce anestezi mi yoksa ağız ve diş sağlığı mı iş bulma konusunda? Oğlum çok alakası var ya. Para verdi. Sağlık sektöründe en alakası iki şeyi söylesin mi söylersin? Şöyle, anestezi mi ağız ve diş sağlığı mı diyorsun? Evet, hangisi daha iş bulma konusunda avantajlı diyorsun? Ya ben şimdi şöyle bir şey. Şimdi anestezi teknikerleri bir hastaneye bir defa girdiğinde asla sirkülasyonu olmayan bölümlerden bir tanesi. Evet, çok senin tecrübe ha. Yani senin iyi bir tecrüben olursa ki en başta işe başlaman lazım tecrübesiz bir şekilde tecrüben olabilmesi için. Ne? Evet. Boş yapma ya. Boş yapma. İşte neyse. Sen eğer tecrübeli, işinde iyi, okulun iyi bir yerden mezun olduysan falan böyle hani iyi bir anestezi teknikeriysen gerçekten iş bulma imkanın var. Evet, ama dediğim gibi mesela bir hemşire kadar, hatta bir paramedik kadar, ATT kadar özel hastanede de olsa senin sirkülasyon olmadığı için iş bulma imkanın daha az. Ağız ve diş sağlığı açısından bakarsan her yerde mantar gibi ağız ve diş sağlığı hastanesi var. Dişçi. Dişçi. Ağız ve diş sağlığı hastanesi yani. Evet. Anestezi de kendini geliştirirsen iş bulabilirsin. Ama ağız ve diş sağlığın da bir tık daha önceden iş bulabilme imkanım var diye düşünüyorum. Bu benim fikrim. Ama araştırırsa daha iyi olur. Tabii. Evet tabii. Araştır. Araştırmanızı öneririm. ATT ile paramedik aynı şey değil mi? ATT hakkında bilgi alabilir miyim? Üniversite okumadan KPSS'ye girsem bu mesleği olabilir miyim? Olabilirsin tabii. Neden olmasın? Ne bu? KPSS'ye gireyim, okumayayım ama paramedik olarak atanayım olur. Tabii bunları kes de çok dalga geçtik şu an. Sonra linç ediyorlar lütfen. Şöyle, sen bir bölümü okursun, ondan sonra KPSS'ye girersin. Ondan sonra senin bölümüne göre zaten, şimdi şöyle mesela sen ATT okuduysan KPSS'ye girip paramedik tercihi yapamıyorsun zaten. Sistem en başta onaylamıyor zaten bunu. Şöyle düşün, ambulanstaki hemşire ATT doktor paramedik oluyor. Yani ATT paramediğin bir tık alt oluyor. Evet, aralarında 2 yıl var ama o 2 yılda aldığı eğitim yani bir doktor düzeyinde bir eğitim olduğu için aralarında böyle bir fark var. Bu kadar. Geçiyorum diğer soruyu. Evet. Paramedik ve tıbbi görüntüleme teknikleri yazdım. DGS ile hemşireliğe geçiş hangisi daha kolay? Tabii ki de paramedikten bence. Çünkü tıbbi görüntüleme dediğin senin röntgen çeken adam. Paramedik. Röntgen çeken adam. Ne, yalan mı? Ceren Avcı 9 ay önce demiş ki bir dakika, bunu biraz sert okumam lazım çünkü öyle sinirli yazmış. Felaket deniyorsun sen ya. Aa, çok sinirlenmiş nedense.
felaket tellalımsın sen ya. Aşık olduğum meslekten, tercih verdiğim meslekten uzaklaştım resmen demiş. Bir de ünlem koymuş sonunda. 10 kişi bunu beğenmiş. Hayır, felaket tellalı falan değilim. Meslekte ne varsa o. Ne deseydim size yani? Ne sanıyorsunuz ki? Kan göreceksin, kusmuk göreceksin, göreceksin, göreceksin ve bunların hepsinin yanında ölü insanlara dokunacaksın, kopmuş uzuvlara dokunacaksın, kanı elleyeceksin, avuçlayacaksın. Psikolojin ne kadar sağlam kalabilir, bunları oturup düşünüp ona göre karar vereceksin. Felaket tellallığıyla alakası yok ki bunun. Ben de yükseldim nedense. Evet. Ben Hamza Çetin bir ay önce demiş ki, ben Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Meslek ATT olmak ama Anadolu Liselerinde olur mu? Bana yardımcı olabilir misiniz ya da video yapar mısınız? Yaptık. Evet. Anadolu Liselerinden çıkıştan sonra, Anadolu Lisesi'nden sonra bir üniversite sınavına girip oradan paramediği okuman gerekiyor. Yani ATT olabilmen için aslında şöyle, artık liseden de sağlık memuru yardımcısı mıydı? Neydi? Sağlık memuru yardımcısı. Sağlık memuru yardımcısı. Müdür yardımcısı oluyorsun hastanede. Hayır, ne oluyorsun? Sağlık bakım teknisyeni mi diyorum? Ha, sağlık bakım teknisyeni oluyormuşsun. Ama... Şey var, hemşire yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni. Bir de... Neydi onun? Ebe yardımcısı mıydı? Yani yardımcısı, ıvırını zıvırı falan filan. Hani bu şekilde artık lisedeki bölümler. Yani sen lisede sağlığa gitmiş olsan bile şu an ATT olarak mezun olamayacaktın zaten. Mecburen bir üniversite okuyacaksın. Anadolu Lisesi'nden mezun olduğunda evet ATT ya da paramedik olabilirsin ama bunun için sınava girmen gerekiyor. Üniversite okuman gerekiyor. Yani direkt mezun olduğunda ATT olamıyorsun. Devrim Akbacak demiş ki, ehliyet için B segment yeterli olur mu demiş. O ne demek ya? Bir sürücü kursa görünmez kardeşim. Abi bunu bir sürücü kursuyla görüşürsen iyi olur. İşte araba ehliyeti alınca bitiyor. Hocam demişsin. Gül Yıldırım 10 ay önce. Olay. Hocam merhaba, beden merhaba. Eğitim dersi hakkında bilgi verir misin? Zorlayıcı olur. Bu sanırım online eğitim için. Hayır, paramediğin beden eğitimi dersinden bahsediyor bence. Tabii canım, biz beden eğitimi dersi gördük ya üniversitede. Oluyor. Gördük ama ben sana söyleyeyim. Bizim üniversitedeki beden eğitimi dersimiz kantinde çay içerek geçiyordu yani. Biz beden eğitimi dersinde bir şey yapmıyorduk. Ha, sizin üniversite farklıdır. Yüzme öğretirler, farklı şeyler yaptırırlar, bir şeyler ama bunun hakkında ben sana ne bilgisi vereceğim anlamadım ki ya. Biraz daha açıklayıcı yazarsan, yorum atarsan tekrar yorumlardan bir cevap verebilirim sana. Zorlayıcı oluyor mu demiş yani. Ya zorlayıcı olmuyor. Hayır. Dedim ya, kantinde oturuyorduk, çay içiyorduk. Öğretmenle beraber. ATT tercih vermeyi düşünüyordum ama panik var, duygusallık var, kan görmeye dayanamam, ağlarım, midem bulanır. Yine kararsızım, tam net karar vermiştim ki bu video çıksın. Sen öğretmen ol. Yıldız. 9 ay önce. Bence sen de öğretmen ol. Bir varmış, bir yokmuş 10 ay önce. Öncelikle çok güzel bir video olmuş. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir de ben bir şey sormak istiyorum. Ben paramedik olduktan sonra birkaç yıl sonra başka bir mesleğe geçiş yapabiliyor muyum? Nasıl yapabilirim? Cevaplarsan çok iyi olur. Şimdi şöyle, sen hangi meslekte olursan ol, üniversite sınavına girip oradan başka bir bölümü tercih edersen başka bölüme geçebilirsin ama okuyarak. Şimdi paramedik olduğunda da mesela öğretmenliğe geçiş yapabiliyorsun. Bunun belli sınavları var. Yani sen hani alanda çalışmak istemiyorum diyorsan, ben insanlara bir şeyler öğretim diyorsan öğretmen olarak da çalışabilirsin. Doktor Wu 10 ay önce demiş ki, hangi liseye ve üniversiteye gittin? Ben liseye önce Muğla'da gittim. Tabii benim dönemimde de yine puanla falan gidildiği için ben orayı kazanmıştım. Oraya gittim yatılı olarak okumaya. Sonra Muğla çok uzaktı. Denizli'de yaşıyorum bu arada. Muğla çok uzaktı. O yüzden Aydın'a geldim, Nazilli'ye. Son 2 yılın lisenin orada okudum. Sonra bizim geçiş hakkımız vardı. Son döneminde yakaladım onu. Geçiş hakkıyla üniversiteyi de Söke'ye, yine Aydın'a oradan geçiş yaptım. Yani Muğla, Nazilli, Söke, her yeri gezdim yani. Bu kadar. Adnan Menderes'te okudum üniversiteyi. 6 gün önce Sultan Yavuz demiş ki, paramedik seçeceklerde sıralama nasıl alınıyor? Yani puana mı bakalım, sıralamaya mı? Puandan önce her şeyde, atamada da aynı şekilde, mesela atama tercihinde de aynı şekilde önemli olan sıralamadır. Yüzdelik dilimler falan falan, bu kadar. Hocam maaş 4000'den taşlık ne kadar yükseliyor? Ya artık o senin nöbetine göre, yemek parana göre, zartına zurtuna göre değişir yani. Şöyle hesaplanıyor işte. Senin aylık bir çalışma saatin oluyor. Bu çalışma saati içerisinde işte bu 8-5 normal çalışma saatiymiş gibi hesaplanıyor. Pazar günleri izin oluyor. Mesela sen 19 Mayıs'a mı denk geldin? Bu senin çalışma saatinden eksilir. Ama sen 19 Mayıs'ta çalışırsan bu sana ek mesai olur. Bayramda çalışırsan ek mesai. Yılbaşında ek mesai. Bu şekilde mesela 1'e 1,5
vermeleri gerekiyor. Ben öyle biliyorum. Mesela senin günlüğün atıyorum şimdi 100 liraysa 150 lira fark alırsın maaşına. Bu şekilde fazla nöbet tutarsan birebir veriyorlar diye biliyorum. İşte 100 lira alıyorsan fazla bir tane nöbetin varsa 100 lira daha fazla alırsın. Bu şekilde. Yani çıkar yani. İstersen bir ay boyunca her gün çalış. Bu şekilde olur bu. Senin çalıştığın mesaine göre hesaplanır. Ama sabit hiç çalışmasan bile aylık saatini doldursan 4300 üzerinden alacaksın işte. Nursel Topuz 7 ay önce hastane tercihiyle istasyon tercihi arasındaki fark nedir diye sormuş. Şimdi şöyle, siz hastaneye tercih yaparsanız hastanenin hem acil servisinde çalışacaksınız hem de ambulansına çıkacaksınız. Şöyle düşünün, bir devlet hastanesinin acil servisini bir düşünün. Ağlayanlar, bağıranlar, çocuklar falan filan ve siz hepsine orada müdahale ediyorsunuz bir şekilde. Tabii ki bu hastaneye göre değişir. Öncelikle onu söyleyeyim. Yine kötüledin demeyin bana da. İşte siz orada bir şekilde yardımcı oluyorsunuz. İşte acil serviste çalışmaya devam ediyorsunuz. Herhangi bir vaka çıktığında, bir sevk çıktığında 112 sizi yönlendirirse artı olarak siz oraya vakaya da gidiyorsunuz. Vaka çıkışı da yapıyorsunuz ambulansla. Yani hem acil serviste hem ambulansa çalışıyorsunuz. Ama bazı hastanelerin istasyonları farklı oluyor. 112 ekibi farklı oluyor bazı devlet hastanelerinin. Siz sadece istasyonunuzda oturursunuz ya da devlet hastanesinde işte bir yerde bir bölgeniz olur. İşte orada oturursunuz, vaka çıktığında gidersiniz. Bu şekilde de olabilir. Ama istasyonda olursanız siz 7/24 hiçbir şey yapmadan sadece vaka çıkışı yaparsınız. Sadece ambulans içerisinde çalışırsınız. Farkı bu. Harley Quinn 9 ay önce demiş ki, Aydın'da paramedik okumayı düşünüyorum ama KPSS'den korkuyorum. Ne yapsam acaba? Yani bence senin okuman KPSS'ye daha çok var. Ve gerçekten ciddi anlamda düzenli bir şekilde çalışırsanız sınav zor değil. Yani 96'yı da alabilirsiniz, 90'ı da alabilirsiniz ki hani 96 ile alıyormuş, işte ben yapamayacağım, ben atanamayacağım falan bu şekilde düşünmeyin. Puanlar 85'lere kadar falan düşüyor. Yani siz ortalama bir 85-90 arası puan alsanız bile atanırsınız. O yüzden bence yani eğer gerçekten paramedik olmayı istiyorsanız hayalinizden vazgeçmeyin. KPSS'den de korkmayın. Bir şekilde zaten atanamasanız bile belki de bir şekilde özel bir hastanenin acil servisinde falan çalışma imkanınız olabilir. Yani bir de şey var, çok hayalinizse, çok istiyorsanız kim ne derse desin vazgeçmezseniz soğumazsınız meslekten. Kan göreceksin, kusmuk göreceksin deyince soğuyorsan zaten o mesleği sen o kadar istemiyor musun, evet, demek bunun, ki? Bunun böyle olacağını bilmiyor muydunuz ki zaten? Yani ne sanıyordunuz ki? Ambulansa gezeceğiz mi? Serpil Çakar 2 hafta önce, ben düz lise mezunuyum, ATT olmak çok istiyorum, sağlık sektörü üniversite 2 yıllık yeterli mi, açıktan olmuyor mu sağlık? Açıktan olmuyor, açıktan sağlık olmuyor maalesef. Çünkü devletin size öğreniminiz zamanında dayattığı stajlar var ve staja gitmeden de ne öğrenebilirsin? En basitinden iğne yapmayı bile öğrenemezsin. O yüzden tamamlaman gereken stajlar olduğu için açıktan olmuyor ve evet 2 yıllık bölüm yeterli olur. Paramedik de zaten 2 yıllık bölüm. Yani şu an ATT için üniversite bölümü yok diyebiliyorum ama paramedik için var ve 2 yıllık. Yani düz lise de olsa gidip okuyabilirsin 2 yılda. Hürriyat Çalı 8 ay önce demiş ki, fazla sordum biraz ama en güzel cevapları sende buluyorum. Bir soru daha sormak istiyorum. Eğer ki puanı alınca hastanede, yani özelde çalışmak istedik, bunun için bir sınav gerekiyor mu acaba? Hayır tabii ki. Şöyle, sen gidiyorsun özel hastaneye, CV'ni bırakıyorsun. Artık şöyle oldu. Ya ben şunu düşünüyorum. Özel hastanelerle ilgili sizin için ayrı bir video yapayım diye düşünüyorum. Çünkü bununla ilgili de çok soru geliyor. Şimdi özel hastanede çalışmak istesen hiçbir sınava tabi tutulmuyorsun. Sadece şöyle bir kurul oluyor. O kurulun içinde mesela sorumlu hekimler, hastanenin müdürü, müdür yardımcısı, başhemşiresi hepsi o kurulun içinde oluyor. Ve sen CV'ni bırakıyorsun. Seni çağırdıkları zaman o kurulda böyle bir sohbet gibi bir şey oluyor. Yani seni aslında sınava tabi tutmak değil de hani hem seninle yüz yüze görüşmek için hem de birazcık bazen bilgini sınayabiliyorlar. İstediğin bölüm hangisi, bazen bunu sorabiliyorlar. Nereden mezunsun? KPSS puanın mesela özel hastaneler için çok önemli. Çünkü KPSS'den yüksek bir puan aldığında genelde özel hastaneler almak istemiyorlar seni. Yani dediğim gibi hiçbir sınava gerek yok. Yani CV'ni bırakıp seni beğenirlerse okulunu, daha önceki işini, bilmem neyini alıyorlar seni. Yusuf Bozkurt 9 ay önce demiş ki, merhaba, aynı bölümü okumak istiyorum. Aydın'da
Aydın'da okumak zor mu acaba? Pahalı bir şehir mi? Ev apart fiyatları nasıl yardımcı olur musunuz? Şimdi şöyle, ben Aydın'ın merkezinde okumadım. Ben Söke'de okudum. Ama ben oradayken 1 artı 1 evlerin fiyatları 700 liraydı. Bu da yaklaşık 3 yıl önce falandı herhalde. Belki daha fazla zaman oldu yani. O zamanlar bile 700-800 liraydı 1 artı 1 evlerin kiraları. Şimdi eminim 1000 liraya kadar çıkmıştır. Ama şöyle bir şansımız var. Aydın merkezde çok fazla apart olmadığı için, şimdi Söke'de okulun etrafı tamamen apartlarla çevrili ve şey, hani normal ev bulamazsınız okulun etrafında. Hepsi apart. Apart düzeni olduğu için, çok fazla apart olduğu için, çarşı da uzak olduğu için diğer evlerin olduğu yerler ucuzdu mesela. Ama apartlar 700-800 lira gibi bir paradaydı. Yani bir kirası vardı. Bu da 3 yıl önceydi. Ama o dönemler bildiğim kadarıyla Aydın'daki ev fiyatları çok çok daha uygundu yani. Furkan ile tatlı tarifleri 9 ay içi. Paramedik bölümünde eşit ağırlık mı sayısal mı gerekli, lütfen cevap verin demiş. Paramedik bölümünde tabii ki sayısal. Sayısal bir bölüm. Ben açıktan okuyorum. Şimdi açık liseyi bitirip üniversitede bu bölümü okuyabilir miyim demiş. Tabii ki okuyabilirsin. Niye okuyamayasın ki? Sınır yok. Yani hiçbir sınırı yok yani. Demiş ki merhaba abla, ben de bu bölümü okuyorum. Sizinle soru sorabilirim. Sadece bunu yazmış, soru falan. Sorabilirsin tabii ki. Tabii. Paramedik özelde iş bulma imkanı nasıl sizce? Bence bir hemşireye göre daha kısıtlı. Paramediğin iş bulma imkanı bir hemşireye göre çok daha az. Ama hastanelerde de aynı şekilde istasyondaki gibi çalışabilirsin. Sıkıntı yok yani. Zeynep 8 ay önce demiş ki paramedik için sağlık kurulu raporu gerekli mi demiş. Evet, gerekli. Mesela şöyle, uzuvlarına falan bakıyorlar, hareket etme kısıtlılığın var mı ona bakıyorlar, gözünde görme kaybın işte nasıl, görüyor musun, duyuyor musun, ondan sonra herhangi bir kronik hastalığın var mı, seyahat rahatsızlığın var mı, seyahate engel bir durumun var mı, bunların hepsine bakıyorlar yani. Sağlık raporu, boyuna bakıyorlar, sağlık raporu gerekiyor. Oo. O yüzden. Rabia Avcı 11 ay önce demiş ki 11. sınıfa geçtim ve meslek lisesinde halkla ilişkiler okuyorum. Şimdiden üniversite bölümümü kafamda belirlemek istiyorum. Sağlık düşünüyorum ama YKS sınavında sağlık için sayısal gerekiyormuş. Ama ben asla yapamıyorum ve sözelciyim. Sence sağlık alanında sözelci birinin daha kolay geçeceği bir bölüm var mı? Tabii ki var. Anatomi tamamen ezber. Diğer gördüğümüz farmakoloji tamamen ezber. Çoğu dersimiz İlk yıllarda uygulamalı görmediğimiz için hepsi ezber. Yani sayısalcı değil, aslında bir sözelcinin daha kolay geçebileceği bir bölüm olduğunu düşünüyorum ben. Tuğçe Ulugöl bir ay önce demiş ki 4 yıldır yaptığım bu mesleği mesaideyken arkadaşlarla oturup gençlerin gözünden görmek istedik. Bu meslek için okuyorsan ya da belki okudun ama senden sonra okuyacakların kapısını kapatıyorsun böyle yaparak. Arkadaşlar, bu kadar korkacağınız bir durum yok. Atamalardan bahsetmek gerekirse illa ki ben 96 alacağım, en iyi hastaneye atanacağım diye bir şey yok. Sizin tercih ettiğiniz hastanede boşluk vardır ve sizden daha yüksek puanda kimse tercih yapmamıştır. O zaman siz kazanırsınız. Şimdi şöyle, kendisinin de söylediği gibi benim aslında orada söylemek istediğim, anlatmak istediğim şey şuydu. Siz her şeyi görmeye en baştan razı olacaksınız. Sonrasında soğukkanlılıkla yaklaşacaksınız dediği gibi. Şimdi şöyle düşünün. Karşınızda ölmek üzere olan, kan revan içinde, yara bere içinde bir insan var. Ve siz buna soğukkanlılıkla yaklaşıp eliniz ayağınız titremeden, panik yapmadan damar yolu açmak zorundasınız. Eğer siz panik yaparsanız o damar yolunu asla açamazsınız. Ve siz ona ilaç vermeden, işte sıvı takviyesi yapmadan bu insanı kurtarmanız mümkün değil. Sadece kalp masajıyla olacak bir şey değil bu. Her müdahalede aynı. Yani siz bunları görmeye, siz bunları yaşamaya soğukkanlı olabilirim diyemezseniz, bunları göz önünde bulundurmadan tercih yaparsanız, bu sizin açınızdan ileriye dönüp hata olur bence. Ve diğer insanların hayatıyla oynayacağınız için, diğer insanların hayatı elinizde olduğu için, diğer insanlar için de sıkıntı. Benim söylemek istediğim buydu ama herkes anlamış ki meslekten soğutmaya çalışıyorum. Buse Demir 9 ay önce demiş ki, pardon da neden mesleği bu kadar kötülediğini anlamış değilim. Herhalde amacım bu mesleği isteyenleri meslekten soğutmak. Gülcük gülcük. Şahsen ben de tercihimde en üstte yazdım ve hiç de pişman değilim. Hangi mesleğin ataması kolay, her türlü bir yerlere gelmen için kendini paralaman lazım. Bu şekilde insanları korkutma demiş sana. Tamam.
Diğer soruya geçelim. Ben çok sıkıldım artık. Okuduğun üniversitede yüzme dersiniz de var mıydı? Yoktu. Yani daha iyi şartlarda eğitim veren okullarda evet, paramedikler için hem yüzme dersi hem sürüş, bilmem nezar, böyle dersler oluyor. Evet ama bizim okulda yoktu maalesef. Çünkü bizim okulumuz bir dağ başındaydı ve havuzu yoktu. Evet, hiçbir şey yok. Bahçesi bile toprak içi, tarladaydı yani böyle hani. Bağdaş kurup oturup böyle soğanı kırıp yiyorduk bahçede. Atelstan 7 ay önce demiş ki paramedikte İngilizce dersi lise düzeyinde mi? Şöyle şimdi seçmeli dersler oluyor, zorunlu olduğun dersler mesela. İşte fen, sosyal, tarih gibi dersleri zorunlu veriyorsun ama bu derslerin devam zorunluluğu yok. Bunların içinde İngilizce de var. İlk 2-3 dönem bunu bu şekilde İngilizce alıyorsun. Ama 4. dönem senin meslek İngilizcen var. Ve meslek İngilizcesinde de işte hastaya nasıl olduğunu, sorunun ne olduğunu, işte neresinin ağrıdığını falan sorabilecek kadar. Ondan sonra hani onunla o şekilde iletişime geçebilecek kadar meslek İngilizcesi var. Ama senin normal İngilizcen şöyle böyle varsa bunu da bir şekilde halledebilirsin. Çok çok zorlayıcı bir İngilizce değil yani. Ben paramedik olmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla da paramedik TYT ile alıyor. Ben hem AYT hem de TYT girsem bile sadece TYT puanıma bakarlar. Evet. Tahminen 2022'de düşer mi atama puanları? Bence artık işte az önce söylediğim gibi karantinadan dolayı hiç düşmez. Yusuf Önder 9 ay önce demiş ki abla ben LGS'ye yeni girdim. Sağlık lise çıktı. Orada hemşire yardımcısı, ebe yardımcısı, sağlık bakım teknisyeni var. Ve ben ambulans sürücüsü olmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Şimdi ambulans sürücüsü olmak istiyorsan öncelikle ATT ya da paramedik olman lazım. Şimdi sen liseden bir şekilde işte hangi bölümden, sağlık teknikerliğinden bitirirsen eğer, devam edersen artık üniversiteye de geçiş olmadığı için mecburen üniversite sınavına gireceksin. Üniversite sınavında paramediği tercih edersen zaten istasyona gittiğinde yani bir şekilde sürücü olarak devam edebiliyorsun. Bunun eğitimlerini alarak ekstra bir devlet eğitimi alıyorsun sürücü olabilmek için. Okulla bağlantısız olarak o şekilde sürücülük yapabilirsin ama öncelikle paramedik okuman gerekiyor. Nur Köse 7 ay önce demiş ki çalışma saati 240 olduğuna emin misiniz? Şu an nasıldır bilemem yani. Bilecikli merkez 7 ay önce turma atı var resminde de. Paramedikler bu kadar ağlıyorsa asistan cerrahlar ne yapsın? Acındırmayın kendinizi ya demiş. Ya bu acındırmak değil ki. Bu acındırmak değil. Doğruyu söylediğim için kendimi acındırıyor oldum, mesleği kötülüyor oldum, insanları meslekten soğutuyor oldum. Bu gerçek işinize gelirse. Arkadaşlar açık öğretimde okuyorum. Diploma alsam ATR okuyabilir miyim? ATR diye bir bölüm yok. ATT'dir. Neymiş, açık öğretimde okuyormuş. Diploma alırsa ATT olabilir miyim? Olabilirsin, niye olamayasın ki? Yani artık dediğim gibi liseden geçişler kalktığı için üniversite sınavına girip tercih eden herkes paramedik okuyabilir. Ben şimdi lisede bilişim okuyorum. Üniversitede bu bölümü seçebiliyor muyum demiş. Seçebilirsin. Kötülemekten başka hiçbir şey yapmamışsın. Merhabalar, ben de bu bölümü istiyorum. 1.58 boyumdayım. Sorun. Kızlarda boy sınırı 1.60 diye biliyorum ama benden çok çok daha kısa, yani 1.60'dan daha kısa arkadaşlarım vardı sınıfta. Bu bence sağlık raporunu aldığınız yerle alakalı bir şey yani. Orada diyetisyenler boylarınızı, kilolarınızı ölçüyor. O diyetisyen biraz bazen tolerans sağlayıp size neydi o? Heyet raporunu onaylarsa, tamam paramedik olabilir, şunu şöyle böyle falan filan 1.60 yazarsa o zaman olabilirsin yani. Ahmet Kaplan 3 hafta önce demiş ki abla benim doğuştan bir böbreğim yok, biri var ama hiç ilaç kullanmıyorum ve kontrol altında değilim. Paramedikçi olabilir miyim? Şöyle şimdi ben sana evet derim olamazsın, hayır derim olabilirsin. Bu tamamen heyet raporuyla alakalı az önce dediğim gibi. Yani eğer senin böbrek yetmezliğin yoksa, kronik bir rahatsızlığın yoksa olabilme, yani paramedik olabilme ihtimalin evet yüksek yani. Seni heyetten geçirebilirler ama sen bu şekilde çalışamazsın da diyebilirler. O yüzden bu konu hakkında kesin bir şey söyleyemeyeceğim. Öğretmenim ver artık, son soruları alalım ya. Pelin Su 9 saat önce. Aa. Bu kadar bu bölümden şikayetçiysen bence bu bölümü okumamalıydın. Çünkü mesleği anlatmaktan çok kötülemişsin. Bu bölümü istiyorsan zaten her türlü felaketi, ölümü, vakayı göz önünde bulundurmak gerekli ve şikayet edilmemeli demiş. Ben ne dedim? Ben de aynı şeyi söyledim. Her türlü şeyi göz önünde bulundurup tercih edin demeye getirdim ben de. Ya bu kadar kötü mü bu video, ben anlamadım ki. Ne demişim ki bu videoda bu kadar? Paramedik bölümünü seçecek olan arkadaşlar korkmayın. İnsan taşımalığı yapmayacaksınız. Ne taşıyacakmış? Tüp.
Şu anki sağlık sistemine yapılan bazı müdahalelerde sadece doktorların ve paramediklerin yetkisi var. Arkadaş bunlardan bahsetmemiş. Ayrıca kavganın içine girebilirsiniz gibi bir saçma ifade de bulunmuş. Korkmayın, emniyet güçleri olay yerine ulaşmadığı sürece olay yerine müdahale etme zorunlu değil. Uzaktan izleyen kimse bir şey diyemez, olay yerini terk edebilirsiniz. Şimdi şunu söylemek istiyorum kavgayla ilgili. Bize her zaman derslerde bilmem neydi öğretilen şuydu. Öncelikle kendi can güvenliğiniz. Ama sen tabii ki bir yerde bir kavga var. Sen gittin. Evet, emniyet, jandarma gelmeden, güvenlik ekipleri gelmeden sen zaten ambulanstan inmiyorsun. Çünkü öncelikle kendi can güvenliğin. Ama hadi farz edin ki bir yere gittiniz ve kavgadan bilmem neyden hiçbir şekilde haberiniz yok. İşte bir düşme oldu gibi, ne bileyim bir bayılma oldu gibi 112'yi aradıklarını düşün. Hiçbir şekilde kavgadan, gürültüden haberiniz yok. Gittiniz evin içine girdiniz. Ya da hadi bunu da geçtim. Adamın tansiyonu düştü. Siz gittiniz evin içine girdiniz. Bilmediğiniz bir insanın evinin içindesiniz sonuçta. Bu adama müdahale ettiniz. Yakınları hırgür çıkardı. Sizde kavga çıktı. Ne olacak? O zaman emniyet ekiplerini beklemek için ambulansa mı kaçacaksınız koşa koşa? Hani ne olacak? Benim söylemek istediğim şey buydu. Yani bilmediğiniz insanların evine gideceksiniz. Bilmediğiniz yerlere gideceksiniz. Tabii ki kavga etme ihtimaliniz de var. Hepimiz insanız ve insanların en kötü anlarında yanında olduğumuz için zaten herkesin sinirleri tepesinde oluyor, gergin oluyor genelde. Hani insanların bu anlarında yanında olduğunuz için kavga hırgür çıkabilir. Ama öbür gibi bir kaza anı olur, bir kavga anı olur. Tabii ki emniyeti beklemeden ambulanstan dan diye inmeyeceksin. Bunları biz de biliyoruz. Şu an eşit aralık 12. sınıfım 3 önce demişim solgun. Ve paramedik istiyorum. Oradan da hemşirelik eşit aralık olmam bir şeyi değiştirmez deme. Yani hemşireliğe geçiş yapabilir miyim? Evet. Paramedik okuduktan sonra geçiş yapabilirsin hemşireliğe. Serdar Kucik 8 ay önce. Lise mezunu ATT ataması için ehliyet şartı var mı? Hayır. Bildiğim kadarıyla yok. İstanbul Beykent Üniversitesi'nde paramedik bölümü 300 üstü. Neden 209 demişsiniz anlamadım. Betül Nazlıcan. Çok sevinçliyim. Betülcüğüm. Takıldığı şeye bak gerçekten. Yazgı Gül 5 ay önce demiş ki komik olan ne? Niye küçük görerek gülüyor sürekli? Nokta nokta. Tamam, en çok paramedik sensin. Ya gerçekten artık bunlara cevap vermek istemiyorum. Ya nasıl? Kaç puanla üniversiteye geçtin? Puan anladım. Sınavına girmedim ya. Ben geçiş yaptım. Bir sal beni artık. Ben çok sıkıldım ya. Herkes farklı bir şey diyor. Evet, sıralamaya göre mi, puana göre mi tercih yapacağız meslek liseliği? Sıralamaya göre. Sıralama. Özelden de başka nerede iş bulamazsın? Özelden başka yerde iş bulamazsın. Bulamazsın ki nerede bir dakika, iş bulacaksın? Döner sermaye kalkmadı. Sen nerede çalışıyorsun? Nerede çalışıyorsun? Anlat bakalım. Yoruma bak. Kendini niye zoomlayıp duruyorsun ablacığım? Kendimi zoomlamak hoşuma gidiyor. Ramazan, şundan sonraki hareketimi de zoomlarsın. Paramedikte yaş şartı var mı? Hayır. Tip 1 diyabet hastaları ATT olabilir mi? Olabilir. Paramedik okumaktan vazgeçtim, sanata yöneleceğim. En güzel fikir. Benim imkanım olsa ben de sanata yönelirdim. Ya böyle Ramazan sorular... keşke sen okusaydın. Hayır. Böyle sorular çok komik gidiyor. Bir şey sorabilir miyim demiş. Ama sormamış mı? Sorabilirsin Daisy'ciğim. Okurken beyaz önlük giyiliyor mu, cevap verirseniz sevinirim. Okurken neden beyaz önlük giysin ki? Merhaba, kaç yaşında paramedik okumaya başladın? 18, 19 falan, 19'du. Ne fikri kardeşim, sen soğutmaya çalışmışsın. Biri de demiş ki İstanbul Aydın Üniversitesi mi? Nasıl hatırlıyorum bir yıl önceki şeyi? Abla, ben İmam Hatip Lisesi'de okuyorum. Paramedik olabilir miyim? Olabilirsin tabii ki. Niye olamıyorsun? Ben bir şey sormak istiyorum. Sağlık mesleğe gidersem ATT olamıyormuşum. Olamıyor muyum? Artık olamıyorsun. Altıcı sağlık teknikeri olabilirsin. Hemşire yardımcısı olabilirsin. Ebe yardımcısı olabilirsin. Sadece bu kadar. Artık ATT olamıyorsun maalesef liseden. Bence sen sağlık bakanı ol. Orayı büyük yazmış. Sağlık bakanı mı olayım? Oldu. KPSS'ye girdin mi? Girdim tabii. Bu kadar, sorular bitti tamamen. Tüm yorumlar bitti. Evet, bütün yorumlarınızı okuduk. Beynim şişti şu an. Ama
elimden geldiğince cevap vermeye çalıştım. Ama yanlış anlarsınız, ama cevabınızı almaya çalışırsınız, bilemiyorum. Ben böyleyim, benim lügatım böyle, benim anlatma şeklim böyle, yüz ifadem böyle, cevap verme şeklim böyle. Siz ne kadar yanlış anlarsınız bilmiyorum ama videodan faydalanan, bana teşekkür eden bir sürü de arkadaşım var. Hepinizi öpüyorum. Umarım faydası olur yani bu videonun da. İkinci bir video yapmak istedim çünkü diğer videodan sonra orada hiç bahsetmediğim şeylerin soruları geldi. Asıl ben onları cevaplamak için buraya oturdum ama tabii ki linç yorumlarından onlara çok da fırsat kalmadı. Ama umarım aradan seçebileceğiniz faydalı bilgiler olmuştur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka öğrenmek istediğiniz, bana sormak istediğiniz şeyler varsa videonun altına yazabilirsiniz. Eğer bu videoda da hala sorularınızın cevaplarını bulamazsanız tekrar altına yazabilirsiniz. Üçüncü bir video daha yaparız. Neyse, hadi hepinize öpüyorum. Yine de sizi seviyorum ne kadar linç etseniz de. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.